kaçırdın hala. Merhaba Beraya. Ömer şöyle dedik. Yani senin gibi 6. sınıfa giden, 5. sınıfa giden öğrenci çok fazla şu anda bu kursta. Ee, onları da bırakmayı düşünmüyoruz. Onlara da ya ileri seviye Python kursu açacağız ya da ikinci kura da dahil edeceğiz yani. İkisinden birini yapmayı düşünüyoruz. Dediğim tabii hemen ocağı bulur yani. Ocak gibi falan başlar ikinci kur. Yani arada bir, bir aya yakın bir dinlenme vaktiniz olacak yani. Aralık sonları Ocakbaşı gibi olur kurs. Ben başladığında size haber veririm. Ee, evet. Hadi şu fonksiyon sorularıyla ilerleyelim. Şimdi fonksiyonları biz görmüştük. Fonksiyonlar nasıl işlemlerdi? Fonksiyonlar bir kere nasıl tanımlanıyordu? defle tanımlanıyordu. Def diyorduk. Ödevi herkes yaptı hemen herkes yaptı. Yani bu sefer 20'ye yakın gönderen vardı ödevi. Bu sefer daha çoktu yapma oranı. Evet. Fonksiyon nasıl tanımlanıyordu? Def'ten geliyordu. Bu definition. Definition'dan geliyor muhtemelen bunun kelime anlamı. Def diyoruz. Buraya fonksiyon ismini yazıyoruz. Mesela e, selam ver fonksiyonu olsun. Şöyle bir fonksiyon açtık. İki nokta üst üste koyduk. Selam ver. Def dedik. İsmini söyledik. Köşeli parantezi açtık kapattık. Bu parantezi açmak kapatmak zorundaydık. İçine bir parametre almasa bile fonksiyon tanımlarken şunu şöyle açıp kapatma zorundaydık. Peki tanımladık. Bu selam ver fonksiyonu ne yapsın? içine herhangi bir parametre de almasın. Direkt ya da alsın. isim parametresi alsın. Selam ver fonksiyonu içine bir tane isim parametresi alsın. Aldığı bu isim parametresiyle içeride nasıl bir işlem yapsın? Printli bir işlem yapabilir. Bir de return'li bir işlem yapabilen fonksiyonları gördük. İlk önce print diye bir örnek verelim. Direkt ekrana print yazdırsın. Ee, ne diyelim? Selam versin. Merhaba. Şurada ismi yazdın. isim. Hoş geldin diyelim. evet. evet. Şöyle bir fonksiyon. Bu fonksiyonun görevi içine girilen isime selam vermek. Evet çalışsın. Tamam ee, bu fonksiyonun görevi çalıştıralım. Selam ver fonksiyonu çağıralım. Selam ver deyince bunu tanıyor artık. Açtım parantez. Parantez açtığımda bana uyarı veriyor. İçine bir isim bekliyor bu diyor. İsim ver bunun içine diyor. Al verelim. Ali diyelim. İçine Ali diye bir string ifade gönderdim. isim gönderdim. Bunu çalıştırdığımda merhaba Ali hoş geldin diye Ali'ye selam veren bir tane fonksiyon. Bir tane fonksiyon yazdık. Fonksiyonu printli yazdık. Fonksiyonu printli yazabileceğimiz gibi neydi bir de daha çok kullandığımız return'ı yazmak. Değer döndürmesini sağlamak. Yani şu anda şu fonksiyon bir değer döndürmüyor. Bu fonksiyonun tek görevi ekrana bir yazı yazdırmak. Ekrana bir yazı yazdırma işlemi bir değer döndürme işlemi değildir arkadaşlar. Değer döndürme işlemini return'le yapıyoruz. Fonksiyonların değer döndürmesi işlemini bir return'le yapıyoruz. Hemen yapalım. Mesela ne yapalım? Aklıma ilk gelen bir tane yani dikdörtgenin mesela dikdörtgenin alanını hesaplayan bir fonksiyon yapalım değil mi? Dikdörtgenin alanını hesaplayan bir fonksiyonumuz olsun. def dikdörtgen diyelim. Dikdörtgen alan. Diyelim açalım parantez. Evet. Şimdi bu fonksiyonun doğru çalışabilmesi için, dikdörtgenin alanını hesaplayabilmesi için buna iki parametre lazım değil mi? Dikdörtgenin kenarları. Dikdörtgenin iki kenarını bilebilirse alanını hesaplar. O iki kenarı çarpar alanı hesaplar. O zaman ben buraya iki tane kenar bilgisi almalıyım. Ee, anlamlı bir isim olsun kenar 1 diyelim virgül bir de kenar 2 şöyle iki tane parametre bekliyor bu fonksiyon fonksiyona bir kenar 1 parametresini gireceksin virgül ikinci parametre olarak kenar 2 parametresini gireceksin peki bu fonksiyon ne yapacak peki sen bunları girdiğinde bu fonksiyon ne yapacak bu fonksiyon sana bir alan döndürecek değil mi alan bilgisini döndürecek alan nasıl hesaplanıyor alan kenar 1 ile kenar 2'nin çarpımı yani alan eşittir kenar 1 çarpı kenar 2 diyebilirsin Ardından da return döndür. Neyi döndür? Alanı döndür diyebilirsin. Tabii ki şu alan değişkenine niye atadık hocam? Direkt return kenar bir çarpı kenar 2 diyemez miydik? Diyebilirdiniz arkadaşlar. İkisi de aynı kafaya çıkıyordu. Ben böyle yapmayı daha çok seviyorum diyelim. Evet. Kenar bir kenar 2 bilgisi girecek. Kenar bir kenar 2 bilgisi girildiğinde bu bilgileri kullanarak bir alan değişkeni oluşturulacak. Daha sonra döndürdüğüm bu alan değişkeni. Bunu çalıştıralım. Artık benim dikdörtgen alan diye bir fonksiyonum var. Çağırmaya çalışayım bu dikdörtgen alanı. Tanımıyor, tanıdı. Dikdörtgen alan fonksiyonu açtım parantez. iki tane kenar bekliyor benden. Bir kenarı 5, bir kenarı 6. 5'e 6'lık bir dikdörtgen. Bunu çalıştırdığımda bana 30 cevabını döndürecek alan olarak. 5 ile 6'nın çarpımı 30 çünkü. Tamam. Bu da return ile değer döndüren fonksiyonlardı. Şu iki farkı görmüştük şu anda. Yani bir fonksiyon Returnsüz direkt ekrana bir yazı yazdırma görevini yerine getirebilir. Fonksiyonlar aslında görev yerine getiren ifadeler. Yani bir görevi yapan işlemlere biz fonksiyon diyoruz. İşlemler bütün ne fonksiyon diyoruz. Yani bunun görevi selam vermek. Ekrana print ve selam yazdırmak. Bu alttakinin görevi ise alanı hesaplayıp o hesapladığı alanı döndürmek. O hesapladığı alan değerini döndürmek. Return etmek. Bunun değeri ekrana bastırmak değil. Yani şu iki fonksiyon arasındaki farkı anlamışsınızdır. Verdiğim ödevlerin zaten üç tanesi printli fonksiyon yazmaydı. Üç tanesi de returnli fonksiyon yazmaydı. Bu iki tip fonksiyon yazmayı alıştık. Şimdi bugün göreceğimiz son fonksiyon tipi. Bu da bayağı kullanılıyor. Yani buna da şöyle diyelim. True ya da false değer döndüren. Bunların bir ismi daha. Test fonksiyonları. Evet. True ya da false Değer döndürmesi durumu da olabilir. Hocam parametreleri koşullu olarak alabilir miyiz? Tabii ki alabilirsiniz. E, parametreleri isim, mesela şu isim parametresini koşullu alsaydık, isim e, şöyle isim girilmedi diyelim. Eğer adam isim girmezse isim girilmedi olacak. Mesela şunu şöyle çalıştıralım. Selam ver Ali dersem sorun yok. Çalıştırdığında selam ver Ali. Ama adam selam ver dedi, İsim girmeyi unuttu. Böyle çalıştırırsa merhaba isim girilmedi. <laughs> Hoş geldin. Ya da merhaba. Buraya isim girmedi saçma oldu. Merhaba misafir mi diyoruz böyle isim girmeyenlere? Misafir. Böyle şaşırdım. Evet. Merhaba misafir hoş geldin. Olsun mesela böyle. Bunu da görmüştünüz yani. Parametreleri default olarak ayarlayabiliyorduk. Eğer adam girmezse o parametreyi default olarak bu değeri al şeklinde. Return'ı niye kullandık hocam? Return ana şey. Mehmet Fatih sen kaçırdın orayı. Yani print ekrana bir yazı yazdırıyor return'le değer döndürüyoruz. Döndürdüğümüz bu değeri başka şeylerde kullanacağız. Mesela dikdörtgen alan 5 6 artı dikdörtgen alan dikdörtgen alan 3,10 mesela. Şimdi bunu böyle bu şekilde bir kullanabilirsin. Niye kullanabilirsin? Niye kullanabilirsin? Şu ifade sana 5 6'nın alanı olan 30 değerini döndürecek. Şu ifade bu da 30 değerini döndürecek. 30 aynı oldu. Şu 40 olsun, 4 olsun. Şurası sana 30 döndürecek, şurası sana 40 döndürecek. Bunları sen şu anda toplayabilirsin. Çalıştırdığında 30 artı 40 70 cevabını vereceksin. Eğer sen bunu return'ü tanımlamasaydın, print'li tanımlasaydın. Şurası ayrı bir print basacaktı, burası ayrı bir print basacaktı. Bunları gidip sen toplayamayacaktın, hata verecekti. Gibi gibi gibi. Yani return'le bir değer döndürüp o değere gidip başka yerlerde kullanıyoruz. Asıl yapılan işlem bu. Asıl fonksiyonun yapması gereken işlem bu return. Yani return'le bir değer döndürmek. Böyle print'le ekrana yazı yazdıran fonksiyon çok azdır. Ya hocam mesela birinci parantezimiz olsun. Eğer parametreye A girerse ikinci parametreye alsın. Böyle bir şey olur mu? Parametreye A girerse ikinci... Yok. Parametre olarak değil de onu içeride yapabilirsin yani. Eğer işte girilen şu parametre if'li if koşarsın. Yani if şu parametre şuysa o zaman başka bir input istersin adamdan. Başka bir soru daha istersin. Mesela parametre girerken yapamazsın o dediğini. Peki. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. True ya da false değer döndüren test fonksiyonlar da var arkadaşlar. Bak şu anda print döndüren, ekrana bir yazı yazdıran fonksiyonları gördük. Bir de return ile bir değer döndüren fonksiyonları gördük. Şimdi return ile yine değer döndürecek bu fonksiyonlar. Ama döndürdüğü değerler gidip böyle sayı olmayacak. Gidip ya da böyle string ifade de olabilir. String ifade olmayacak. Döndürdüğü değer true ya da false olacak. Doğru ya da yanlış. Mesela buna bazı örnek verelim. Yani bunu niye kullanırız? Şöyle hemen birkaç teorik şeyini yazalım. Ee, şöyle diyelim. Bazı fonksiyonlar bazı fonksiyonlar değer olarak bir sayı ya da cümle değil true ya da false gibi boolean. Buna boolean deniyordu bu ifadeler arkadaşlar. Boolean bir ifade döndürebilir. Bazı fonksiyonlar böyle arkadaşlar. Yani sayı değil. Yani return şura bir sayı döndürüyor. Adam dediğim bir sayı. Bir sayı döndürüyor. Ya da sen buraya cümle de döndürtürebilirsin. Ama bazen de true ya da false döndürmek isteyeceksin. Yani çünkü bir test ediyorsun. Mesela şu içine giren sayı çift mi? Ya da şu içine giren sayı asal mı? Değil mi? Şu içine giren sayı yüzden büyük mü? Böyle bir sorunun cevabı nasıl olur? Yani şu içine giren sayı 100, asal mı dediğinde bunun cevabı ya da evet ya da hayır değil mi? Yani ya true ya false ya doğru ya yanlış olur bunun gibi bir sorunun cevabı. Dolayısıyla bazı fonksiyonların görevi de bu. Ee, ne diyelim? Bu tür fonksiyonlara test fonksiyonu denir arkadaşlar. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu test ederler. Tamam? Bunlar test fonksiyonu arkadaşlar bir şey doğru mu yanlış mı bu içine yani örnek olarak birkaç tane örnek verelim ya yani. örnek olarak bir sayının çift olup olmadığı ya da işte yine az önce söyledim. bir sayının asal olup olmadığı gibi asal olup olmadığı ve benzeri diye evet yani bir sayının çift mi değil mi değil mi böyle bir fonksiyon bunu test eden bir fonksiyon yapacaksan bu fonksiyon sana ya true döndürecek ya false döndürecek bir sayı asal mı değil mi ya doğruya false döndürecek. Mesela hatta bunları yapalım. Şu örnekleri yapalım. Mesela bir sayının çift olup olmadığı. Evet. Mesela bir tane fonksiyon tanımlayalım. Bir sayının çift olup olmadığını kontrol etsin. Yani def e, ne diyelim? çift mi çift mi diyelim. Şöyle bir çift mi fonksiyonu tanımlayalım. Bu fonksiyon içine bir tane sayı alsın. Sonra aldığı bu sayıyı şimdi ne yapacağız? Kontrol edeceğiz çift mi gerçekten. Eğer eğer şu sayı değil mi içine giren bu sayı mod 2 eşit eşit 0 ise değil mi içine girdiğim bu sayı 2'ye tam bölünüyorsa 2'ye bölündüğünde kalan sıfırsa, yani 2'ye tam bölünüyorsa bu durumda bana return true doğru değerini döndür aksi takdirde şurada if'in hizasına geliyorum şu an, if'in içindeyim bir tık çıktım else aksi takdirde yani demek ki sayı 2'ye tam bölünmüyorsa bu durumda da bana bu durumda da bana return false döndür. Bu kadar. Benim ben şu anda bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Bu fonksiyonun içine bir tane sayı alacak ve bu sayının çift olup olmadığını kontrol edecek. Eğer sayı çiftse true diye bir değer döndürecek. Değilse false diye bir değer döndürecek. Mesela şöyle bir fonksiyon tanımlayalım. Hatta bir test edelim bunu. Şöyle çift mi fonksiyonunu çağıralım. Çift mi içine 6 yollayalım. Çift mi? 6. Bu bana true döndürmeli. Çalıştırayım. Çünkü 6 çift. Evet. Döndürdü. Çift mi? 7 döndürsek. Bu da tek. Bu false döndürmeli. Çalıştırdık. Bu bana false diye bir değer döndürdü. Gördüğünüz gibi true ya da false değerler döndürüyor arkadaşlar. Hocam atar mısınız? Atalım. Şu yazıları dağıtayım. Şu çift mi fonksiyonu da böyle arkadaşlar. Şöyle bir çift mi fonksiyonu yaptık mesela. Bu ders soruları genelde ben çözeceğim. Hızlı hızlı. Hocam sınav tatilin kaçıncı günü olacak? Ben anneannemlere gideceğim Bursa'ya. Ona göre bilgisayar alayım. Sınav söyledim tarihi. Tatilin son günü. 20 Kasım Pazar. Şu gün, şu, şu, gün olacak. 20 Kasım Pazar. Nereye rastlıyorsan artık ona göre plan yap. Tamam. Çift mi 6, çift mi 7. Bu çift mi fonksiyonu gayet güzel çalışıyor. Duruma göre true ya da false bir ifade döndürüyor. Şimdi hocam bu ne işe yarayacak? Yani true ya da false değer döndürmesi neyime yarayacak? Yani bunun yerine buraya evet bu sayı çifttir de yazabilirdi. Şurada bu sayı çift değildir de yazabilirdi. Niye? Bunun yazmasını istemiyoruz da true ya da false gibi değer döndürmesini istiyoruz. Bu ne işimize yarayacak yani? Şurada printli bir ifade de yazdırabilirdik. Bunu neden böyle true false dönmesini istiyoruz? Çünkü bunu da başlık halinde bir daha anlatalım. Bir fonksiyon bir fonksiyon başka bir fonksiyonun içinde kullanılabilir arkadaşlar. Yani oluşturduğun bir fonksiyonu sen başka başka fonksiyonların içinde kullanabileceksin. Bunun yolu da bu return'lerden geçiyor yani. Return ile değerler döndürmekten geçiyor. Bir fonksiyon başka bir fonksiyonun içinde kullanılabilir dedik. Burada söyleyeceğim bir iki şey var. Oluşturduğumuz bir fonksiyonu ileride oluşturacağımız başka bir fonksiyonun içinde kullanabiliriz. Bir tane fonksiyon oluşturduk. Bunu ileride başka fonksiyonun içinde kullanabileceğiz. Onu çağırabileceğiz. Böyle fonksiyonları iç içe kullanabileceğiz. Hatta bu durum bu durum OOP'de OOP neydi? Object Oriented Programming. Yani nesne tabanlı programlama diyelim ya. Yani. Türkçesi nesne tabanlı programlama. Daha oldukça yaygındır diyelim. Çünkü bu bir clean kod arkadaşlar. Bu bir temiz yazım. Güzel bir kod yazımı. Güzel kullanım. Yani daha temiz. Gidip adam bir fonksiyon yazıyor. İçine, içine gidip 10 satır 20 satır o fonksiyonun işlemlerini tanımlamak yerine e, bir fonksiyon yazıyor. İçinde iki tane daha fonksiyon çalışıyor ve işlem bitiyor. Böyle düşünün. Daha basit yani. Her fonksiyonun görevi ayrı olmalı zaten. Yani normalde bir fonksiyon tek bir görevi olmalı. Yani şu anda şu yazdığımız fonksiyonun tek bir görevi var. Bu sayı tek mi çift mi bunu kontrol ediyor. Ama bunun gidip başka görevleri daha olsaydı. Tek mi çift mi onu kontrol et. Ondan sonra işte ne bileyim yüzden büyük mü küçük mü onu kontrol et. Şuraya git bunu yap falan. Böyle birkaç görevde tanımlayabilirdim ben içeri. Ama bu önerilmiyor. Yani bir fonksiyonun görevi bir tane olur. Sen birkaç tane şey kontrol etmek istiyorsan, birkaç tane şeyi test etmek istiyorsan onların her birini ufak ufak farklı fonksiyonlar halinde test et. Mac meşhur. Öyle diyelim. Bu kullanın daha güzel. Evet hatta bunu da yazalım ya. Genel olarak bir fonksiyonun tek bir görevinin olması beklenir. Yani bir fonksiyonun görevi bir tanedir arkadaşlar. Yani bu fonksiyon sayının çift olup olmadığını söylüyor. Bu fonksiyon işte sayının asal olup olmadığını söylüyor. Bu fonksiyon bana dikdörtgenin alanını veriyor bu fonksiyon gelen insana merhaba diyor. Yani tek bir görev ya. Yani. Gidip bu fonksiyon işte iki tane sayı alıyor kullanıcıdan. Alanı buluyor. Ondan sonra çevreyi de buluyor. Alan çevre farkını buluyor falan. Ya yani gidip hepsini tek bir fonksiyon halinde yazmak mantıksız. Parça parça, ufak ufak fonksiyonlar halinde yazmak mantıklı olan kısım ve kullanılan kısım yani. Buna dediğim gibi nesne tabanlı programlama deniyor. Nesneler oluşturuyorsun sen. Fonksiyon nesneler oluşturuyorsun gibi düşünebilirsin nesneler oluştur oluştur. Ne diyor? İşte yağız. Yani az önce bunu anlatıyorum. Farkı anlatıyorum. Olur işte oraya print yazsan şu return true yerine print yazsan olur. Ama amacına ulaşmaz. Yani ben şu anda true döndürmeni istiyorum. Çünkü birazdan true döndürmesi gerekecek bizim bunu. True ya da false döndürmesi gerekecek. Sen yani şu an printle yazmayı onu öğrendik zaten. Öğrendiğimiz bir şeyi atıyorsun şu anda. Ben başka bir şey öğretiyorum kesin arasındaki farkı anlamakta şu an zorlanıyor olabilirsiniz ama normalde bu true-false döndürmeleri ne işimize yarayacak şimdi ilerleyen derslerde anlayacaksınız. Mesela şöyle bir soru varmış. Şu soruyu aldım birlikte yap, ben yapayım, izleyelim. Kendisine gönderilen sayının tam bölenlerini bulan ve liste halinde döndüren bir fonksiyon yazalım. Evet, mesela görevi anladık mı? Kendisine bir tane sayı gönderilecek, bir sayı girecek o sayıyı tam bölen sayılar bulacak ve listende döndürecek. Mesela örnek de vereyim buna daha rahat anlayın. Örneğin nedir mesela? 6 sayısı girildiğinde 6'yı tam bölen sayılar neler arkadaşlar? 6'yı tam bölen pozitif sayılar neler? Pozitif diyelim evet. 6'yı tam bölen pozitif sayılar neler? 1 böler, 2 böler, 3 de böler, 4, 5 bölmez, 6 böler bir daha. 1, 2, 3, 6. 6 sayısının bölenleri şu 4 tanedir. Evet yani 6 sayısı girildiğinde ben Şöyle bir liste dönmesini istiyorum. Şöyle bir liste döndüren bir fonksiyon. Ha? Yani hangi sayı girersem gireyim, o sayının bölenlerini bana liste halinde döndürsün. O sayıyı bölen sayıları bana bu şekilde döndürsün. Böyle bir fonksiyon istiyorum. Hadi yapalım. O zaman açlayalım. Evet def diyelim, fonksiyonumuza bir isim verelim. Ne diyelim? Ee, tam bölenler diyelim. Bak sayı tam bölenler. Yani tam bölenler dedim açtım parantez. Evet. Neyi tam bölenler? Bu bir sayı alacak değil mi? İçine bir sayı gireceksin. Sayı parametresi. Başka bir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Tamam. İçine bir sayı girecek bu adam. Şu sayı yerine 6'yı girdiğini varsayalım. 6 geldi. Ben şimdi ne yapmam gerekiyor? 6'yı bölenleri bulup, şu 4 tane değeri bulup bunu bir liste içinde toplamam gerekiyor. Eklemem gerekiyor. Şimdi bir kere 6'yı bölen sayılar test edeceksem 6'dan küçük sayılar test edeceğim. Değil mi? Yani 1'den başlayıp 6'ya kadar olan bütün sayılar test edeceğim. Ve 6'ya yer tam bölünüyorsa o zaman listeme dahil edeceğim. Evet burada bir for döngüsü var. Bunun için de bir for döngüsü gerekecek yani. 1 ile 6 arasındaki sayılar test edeceğiz. For e in range diyelim. Nereden nereye kadar? Birden başla. Kaça kadar? Sayıya kadar dersen şu anda sayı dahil değil. Ama bölenlerde sayı da dahil. Sayı artı 1'e kadar diyelim. Sayı artı 1'e kadar. Tamam. Evet. Birden o sayıya kadar olan sayılar döneceğim 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 döneceğim. Peki neyi test edeceğim bunun içinde? Eğer if benim şu sayım en baştaki sayım büyük sayım i'ye şurada dönen i değerlerine bölünüyorsa sayı mod i eşit eşittir sıfır ise bu durumda bu durumda ne yap mesela bu durumda listeme bu i'yi ekle. De, listelerde liste Ortada bir liste yok. En başta bir liste oluşturalım. Ee, bölenler listesi dedim. Eşittir. Şöyle boş bir liste. Bölenler listesi. Eğer sayım i'ye tam bölündüyse bölenler listesine bölenler listesi nokta liste eleman nasıl ekliyorduk? Append ile ekliyorduk. Nokta append i'yi bu listeye ekle. Bu for döngüsü böyle dönsün 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 bitsin. For'un dışına çıkalım. Şu for döngüsü şöyle dönecek. Her sayıyı test edecek her sayı 1'i test edecek, 2'yi test edecek, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı da test edecek. En son bu sayıyı da test ettikten sonra duracak. Eğer burada işte o test ettiği sayı i'yi bölebiliyor, sayıyı bölebiliyorsa, bir girilen sayıyı bölüyorsa bölen listesini ekleyecek. Ve en son dışarıda bir yerde de return bölenler listesi diyelim. Tamam. Return bölenler listesi diyelim. Mesela bu şöyle bir fonksiyon. Tanımladık bunu. Şimdi Bölenler liste. Tam bölenler diyelim pardon. Tam bölenlerdi bizim fonksiyonumuzun ismi. Tam bölenler. Parantez açtım. İçine 6'yı gönderdim. Bana 6'nın tam bölenlerini verecek. Bakalım doğru çalışıyor mu? Çalıştıralım. Evet verdi. 6'yı bölen sayılar. 1, 2, 3, 6'dır mesela. Tam bölenler 30. 30'u tam bölen pozitif sayılar. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Gördüğünüz gibi. Artık buraya ne girersen gir. Buraya istersem 5690. 5690'ı tam bölen sayılar. Bayağı uzun mudur? Yok azmış baya. Evet. 5690'ı bölen tam sayılar da bunlar. Gördüğünüz gibi tam bölenler diye bir fonksiyon oluşturduk. Bu tam bölenler bana sayının tam bölenlerini, pozitif tam bölenlerini liste halinde döndürüyor. Böyle bir fonksiyon tanımladım. Mesela burada mesela şu içerideki if işlemini daha rahat yapabilirdik. Nasıl yapabilirdik biliyor musun? Ee, şöyle diyelim. Önce bir şey bir şeyi böler mi diye bir fonksiyon oluşturalım. Ben de şu an kafama geldi yapıyorum bu örnekleri çok da bilmiyorum da bakalım def e, tam böler mi diye bir fonksiyon oluşturalım. Bu tam böler mi fonksiyonu şunu yapsın. İki tane sayı alsın. O sayı onu tam böler mi? Ya da tamam bunu çok zorlamaya gerek yok ya. Yani. Başka örneklerle yaparız bunu. Şu üstteki yeterli. Bölenler listemi bu şekilde döndüren bir tane fonksiyon olsun. Yeterli. Ben şunu atayım size. Başka örnekler var çünkü yetişmeyecek. Hemen ikinci dersi de yapacağız arkadaşlar. Hocam soruyu cevabı atar mısınız? Attım. Evet. İkinci ders de muhtemelen olacak bugün. Devam edelim. Başka hangi sorular varmış? Evet. Kendisine gönderilen sayının tam bölenlerinin... Ha bu güzel. Kendisine gönderen sayının tam bölenlerinin sayısını bulan ve döndüren bir fonksiyon yazalım. Bu sefer kendisine gönderilen sayının tam bölenlerinin sayısını bulacağız. Yani şu üstteki tam bölenlerini liste halinde döndürüyordu. Bu sefer liste halinde döndürsün değil de. Ya yani mesela şunu girdiğimizde kaç tane böleni var bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunu girdiğimizde 8'i döndürsün istiyoruz. Şu sayının çünkü 8 tane tam böleni var. O zaman bunu girdiğimizde 8 döndüren bir tane şey istiyoruz. Yani 6 girsek 6 girdiğimizde 4 döndüren bir tane fonksiyon istiyor. Kaç tane böleni varsa onun sayısını döndüren bir fonksiyon istiyoruz. Şimdi bunu eğer şu üstteki bana şu üstteki fonksiyon tanımlı olmasaydı biraz daha uzun yazacaktım. Ama üstteki tanımlı ya madem. Üstteki yardımıyla yapalım bu işi. Üstteki yardımıyla, üstteki fonksiyon. Şu oluşturduğum fonksiyon yardımıyla yapacağım bu işi. Nasıl yapacağım peki bu oluşturduğum fonksiyon yardımıyla? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Başlayalım. Önce bir kendi fonksiyonumuzu tanımlayalım. Def, e, ne diyelim? Tam bölen sayısı diyelim. Tam bölen sayısı diye bir fonksiyon. Bunun içine bir tane sayı girecek. Ben bu sayının tam bölenlerinin sayısını döndüreceğim değil mi? Şimdi bunun içine giren sayının öncelikle ben tam bölenlerini bulmalıyım. Ondan sonra onları saydırtmalıyım. Acaba kaç tane diye. E, tam bölenlerini buldurtma işlemini zaten ben yukarıda yapıyorum. Bak şu fonksiyonun az önce tanımladığımız o bu fonksiyon o görevi yapıyor zaten. Değil mi? O zaman ben bu fonksiyonu çağırsam buradan liste halinde bu sayının bölenlerini alsam ondan sonra o listenin lenine baksam yeterli. O listenin kaç elemandan oluştuğuna baksam yeterli. Değil mi? Yani şu tam bölenler 6 deyince bana şu liste dönüyor. Şu listenin lenine baksam şu listenin leni 4 olduğu için 4 cevabına ulaşacağım. Değil mi? Çok daha basit. Mesela o zaman bu işlemi yapalım. Hemen ne yapalım? Ee, ne yapalım? Şu sayının ilk önce tam bölenlerini bulalım. Üstteki fonksiyonu çağıralım içeride yani üstteki fonksiyonumuzun adı neydi? Tam bölenler miydi? Çıkacak mı? Çıkmıyor çıktı. Tam bölenler parantez içinde sayı. Evet. Şuraya bir sayı girdi. Bu giren sayıyı ben tam bölenler sayı tam bölenler diye bir şeye gönderdim. Şu üstteki fonksiyonun içine gönderdim. Üstteki fonksiyonun içine gönderince oradan bana bir liste dönecek. Oradan bana bir liste dönecek. Ben bu listenin neyine bakacağım? Şu an şu bir liste arkadaşlar. Şunun bir liste olduğunu hayal edin. Şu bir liste döndürdü bize. Bu listenin ben lenine bakmak istiyorum değil mi? Uzunluğuna. Şunu paranteze aldım. Len dedim. Len. Evet. O listenin kaç elemanlı olduğunu bulmuş oldum. Mesela şu liste döndüyse 4 değeri olacak. Tamam bunu da artık return edebilirim. Yani bunu da tam bölen sayısı diyelim. Böyle tam bölen e, sayısı eşittir. Tamam. Tam bölen sayısı diye bir değişken eşittir. Tam bölen sayısı eşittir. Len bu. üsttekin fonksiyon aynısı olmasın. E, tam bölen adedi diyelim fark etmez. Tam bölen adedine eşitledik bunu. Daha sonra da ne yapacağım? En son bu fonksiyonun dışında da return tam bölen adedi dersem bana tam bölen adedini verecek. Mesela çalıştıralım bunu. Hemen görelim. Tam bölen sayısını bulan fonksiyonu doğru çalışıyor mu? Tam bölen sayısı, evet, tam bölen sayısı. Bunun içine 6 girdiğimde bana 6'nın tam bölenleri, pozitif tam bölenleri 4 tane. 4 döndürmesi gerekiyor. Bakalım döndürecek mi? Çalıştıralım. Evet bana 4 değerini gö döndürdü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam bölen sayısının içine 6'yı gönderdim. 6 gönderilince şurada sayı yerine 6 geldi. Sayı yerine 6 gelince burada tam bölenler diye bir fonksiyon var. Üstteki tanımladığım şu fonksiyona 6 girildi. Şu sayıyı aldı. Üstteki fonksiyonun içine soktu yani. Şuradan bir liste döndü. Dönen bu listenin lenine baktı işte kaç tane böleni olduğuna baktı ve onu bir tane değişken eşitledim. O değişkeni de geriye döndürdü. Gördüğünüz gibi fonksiyonlar başka fonksiyon içinde kullanılabiliyor ve birbirlerini tamamlıyor. Birbirlerinin işine yarayan şeyler olabiliyor pek çok durumda. Mesela bir tane daha yapalım. Önce tam bölenleri buldurtalım. Önce şu üstteki fonksiyonu kullanalım. Şunu çağıracağım. Tam bölenler diyelim. Mesela 120'nin tam bölenleri. 120'nin herhalde biraz fazladır. Tam bölenler. Hepsi küçük harfliymiş. Tam bölenler diye Tam bölenler 120 çağırdım. Bana 120'nin tam bölenlerini verdi. Şimdi tam bölen sayısı fonksiyonunu çağırıyorum. Tam bölen sayısı. Tam bölen sayısı fonksiyonu 120'yi çağırdığımda da işte şunun sayısı 16 olduğu için direkt bana 16, 120'nin 16 tane böleni vardır şeklinde döndürdü. Tamam. Ne yaptığımızı anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Yani bir fonksiyonu gördüğünüz gibi başka bir fonksiyonun içine bunu atmıştım herhalde. Bir fonksiyonu Başka bir fonksiyon içinde çağırabiliyoruz, kullanabiliyoruz, böyle birbirleriyle bağlayabiliyoruz, birbirleriyle alakalı işlemler yaptırtabiliyoruz ve bu şekilde yazım okuması da çok kolay çünkü hepsinin görevi de belli. Yani şu o yüzden fonksiyon isimlerini de ben mantıklı tanımlayın diyordum ya size. Fonksiyon isimlerini mantıklı tanımlarsanız yani sizden sonra bu fonksiyonu kullanacak olanlar burada ne yaptığını, bu fonksiyonun görevinin ne olduğunu daha rahat anlar. Ya ben buraya şimdi gidip ABC fonksiyonu, A fonksiyonu, B fonksiyonu yazmıyorum. Tam bölen sayısı diyorum. Ya bu işte bunu Türkçe bilen biri ya o sayının içine girecek olan sayının kaç tane tam böleni olduğunu saydır. Tam fonksiyon olduğunu anlar yani. Çok zor bir şey değil. İsimden bile anlar. İsimden anlamazsa kodlara bakar anlar. Ama isimden bile anlaşılır. Yani isimleri o yüzden mantıklı verin diyorum. Çünkü ortalık karışıyor. Ortalık karışıyor. Daha çok fonksiyon yazacaksınız. Çok şey yazacaksınız. Gidip hepsine ABC versek alfabede harf kalmaz arkadaşlar. Mantıklı şeyler verelim. Peki. 5 dakika kalmış. Ee, şöyle bir soru varmış. Buna da girelim mi? Bu yetişmeyebilir. En azından. Şöyle yapalım. Ee, girelim mi? Biraz zor. Şöyle yapalım. bir Görevin ne olduğunu bir görelim en azından. Ne diyor? Diyemiyoruz da ya. Şöyle kaldır. Evet. Neymiş? Bir sayının kendisi hariç tam bölenleri toplamı o sayının kendisine eşitse o sayıya mükemmel sayı denir. Bakın böyle mükemmel sayı diye bir tabir var matematikte. Çok rastlamıyoruz ama sorularda falan çıkıyor bazen. 8 sınıf sorusu. bir sayının kendisi hariç tam bölenleri toplamı o sayının kendisine eşitse o sayıya mükemmel sayı denir. Yani bir sayıya tam bölen sayıları bulacağız ama kendisi hariç diğerleri toplamı kaç yapıyor ona bakacağız. Mesela örnekte vermişiz burada. Örnek 6 sayısı mükemmel bir sayıdır. Neden? Çünkü 6'nın bölenleri normalde 1, 2, 3, 6'dır. 6'yı saymayalım. 6 hariç, kendisi hariç. Şu 6'yı sayma. 6 olmadan 1, 2, 3'ün toplamı kaç yapıyor? Şu 1, 2, 3'ün toplamı toplarsam bunları 6 yapıyor arkadaşlar. Gerçekten sayının kendisini verdi mi? Verdi. İşte o yüzden bu 6 dediğimiz şey bir mükemmel sayıdır arkadaşlar. Bundan mükemmel sayı deniyor. Kendisi hariç diğer bölenleri toplamı sayının kendisine eşit oluyorsa bu tür sayılara mükemmel sayı diyoruz. Görevimiz de kendisine gönderilen kendine gönderilen sayının mükemmel sayı olup olmamasına göre true ya da false şeklinde bir değer döndüren fonksiyon yazalım. Evet. Şimdi fonksiyonumuzun görevi bu. Fonksiyon bir tane sayı alacak ve o sayı acaba acaba mükemmel mi diye. Acaba turumu değer döndürüyor, false mu değer döndürüyor diye bir test yapacağız arkadaşlar. Bu bir sonraki soru şeye kalsın, saate kalsın. Kolay bir soru değil. En azından soruyu anladınız mı? Soruyu anladınız mı? Bir sonraki ders bunun çözümünü yapacağım. Soruda mükemmel sayının ne demek olduğunu anladınız mı? Soruyu atar mısınız? Soruyu atayım. Siz de teneffüse düşünürsünüz gerekirse. Mükemmel sayının ne demek olduğunu anladıysanız Şimdi bu mükemmel sayıları test eden bir test fonksiyonu yazacağız. Yani ben e, sayı mükemmel mi diye bir fonksiyon yazacağım. Mesela şu alta başlayalım. Başlığı şu olsun. Def mükemmel mi diyelim. İçine bir tane sayı alsın falan. İçeride bazı testler yapacağız. Bu arada kendisi hariç bölenler toplamı da lazım bize değil mi? Kendisi hariç bölenler toplamı lazımsa Yukarıda başka bir fonksiyon daha yapmalıyız aslında ya. Bölenler toplamı def. Bölenler toplamı ama kendisi hariç. Kendi hariç bölenler toplamı diye başka bir fonksiyon daha tanımlayalım. Sayı olsun evet. İki tane fonksiyonla çözmeyi düşünüyorum ben arkadaşlar. Aklıma ilk gelen bu. Yani şu fonksiyon içine giren sayının kendisi hariç bölenler toplamı değerini bulacak. Ve o değeri döndürecek. Ondan sonra da şu mükemmel mi de yapacağımız işlem basit yani. Orada dönen sayı bizim sayımıza eşit mi? Eşitse true döndürecek, eşit değilse false döndürecek gibi gibi gibi. Ee, evet, şöyle ne yapalım? Bir dakika kalmış, tamam. Hadi teneffüse girelim, teneffüse bunu düşünün. Saat 9.50'de ikinci dersi yapacağız arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşürüz 9.50'de, 10 dakika sonra. Bay bay.